Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kar gibi işkembe nasıl temizlenir hem de çok kolay bir yöntemle arkadaşlar sizlere paylaşmak istedim. Evet, gördüğünüz gibi nasıl da kolay işkembe temizleniyor. Asla zorlamıyor. Bu şekilde nasıl kolay temizlediğimizi şimdi sizlere anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle sizlerin de farklı yöntemleriniz varsa aşağıya yorum kısmına sizleri bekliyorum. Evet, yıllar sonra, yaklaşık bir 20 yıl sonra Türkiye'de ilk kez Kurban Bayramı'nı çekirdek alemle alemin yanında geçirdik. Bu kez de iş başa düştü ve kolları sıvadık arkadaşlar. Ablamla birlikte anneme yardım ettik. İşkembeleri temizledik. Aile bir kalabalık olduğu için de her ailede biri kurban kestiği için oldukça çok işkembe vardı. Biz de annemin taktiğiyle birlikte bu işkembeleri yapıp temizledik. Daha sonrasında derin dondurucuya kaldırdık. Annem ihtiyacı olduğunda çıkartıp çorbasını ya da işkembe dolmasını yaparak pişirecek inşallah. Evet, nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle kurbanı kestikten sonra içindeki pisliği çıkartılıp yıkanıyor. Daha sonrasında bu işkembeleri bir poşetin içerisine koyduk. Bu şekilde serin bir yerde bir gün boyunca, ertesi güne kadar beklettik. Diğer işlerimiz, et işleri bitene kadar bu şekilde beklettik. Daha sonrasında ocak kurduk. Ocağın içerisine su ekledik. Su kaynadıktan sonra bu işkembeleri parça parça kestik. Kestiğimiz işkembeleri sıcak suyun içerisine annem bir taraftan attı, bizlere verdi. Sıcak suyun içerisine arkadaşlar sadece yaklaşık bir 10 saniye kadar durması yeterli. Eğer çok durutursanız bu kez kolay temizlenmez. Bunun için kısa bir sürede, 10 saniye arası hemen sıcak suda tutun ve geri çıkartın. Sonrasında küt bir bıçakla gördüğünüz gibi ne kadar kolay işkembeler temizleniyor. Hiç uğraşmadan arkadaşlar, bıçağa dokunmamla bir işkembeler temizleniyor kendiliğinden. Çok pratik oldu bu şekilde. Küt bir bıçak kullanmanızı ve ters tarafıyla bu işlemi yapmanızı tavsiye ederim. Evet, annem arkada haşlama işlemini yapıyor. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir 10 saniye içerisinde şöyle bir çeviriyor sıcak suyun içerisinde. Sonra bizlere veriyor. Biz de hemen temizliğini yapıyoruz arkadaşlar. Kar gibi bembeyaz temizleniyor ve çok pratik şekilde temizleniyor. Birlikten kuvvet doğar, boşuna dememişler. Bizler birlik olduk. Anne kız işkembelerimizi bu şekilde temizledik. Aspirinle de temizleyenler var. Nasıl temizliyorsunuz? Aspirinle sizler temizlediniz mi? Yoruma sizleri bekliyorum arkadaşlar. Evet. Bu kadar işkembeyi elimizden geçirdik. Tek tek hepsini güzelce temizledikten sonra şimdi yıkama işlemine geçiyorum. Hepsini tek tek yıkadım arkadaşlar.
Gördüğünüz gibi kar gibi bembeyaz oldu işkembelerimiz. Şimdi bu işkembeleri tekrardan bir işlemden geçireceğim. Kelle paça da üttük arkadaşlar. Bu kelle paça tarifimde diğer videolarımdan izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi mutfağa geldim. Mutfakta da yıkama ve temizleme işlemine devam edeceğim. Bir bardak elma sirkesi, yaklaşık 2 yemek kaşık kaya tuzu ile işkembelerimi güzelce ovdum arkadaşlar. Sirke ve tuzla ovduktan sonra birkaç sefer daha yıkadım. Yıkadıktan sonra porsiyonluk olarak ayırdım. Buzluk poşetlerine pay ettim. Derin dondurucuya kaldırdım arkadaşlar. Bazen güzel görüntü alamıyorum. Işık yetersiz geliyor ve karanlık kırmızı çıkartıyor. Ellerimin renginden de gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve işkembelerin renginde de bazen değişiklik oluyor. Çünkü burada yaklaşık 3-4 tane kuzunun işkembesi olduğu için bir tanesi siyahtı galiba. Onun rengi işkembesi de otomatikmen siyah oluyor. Yani onu da ayrıca belirtmek istedim. Evet, tek tek elimle tekrardan geçiriyorum. Arkasındaki damarlı olan kısımları da temizliyorum. Bu şekilde hepsini tek tek elimden geçirip temizledikten sonra derin dondurucuya kaldırdım. Evet, bugünlük bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Gördüğünüz gibi kar gibi işkembelerim artık pişmeye ve derin dondurucuya girmeye hazırlar. Bu şekilde derin dondurucuya kaldırdım. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Sizlerin de farklı temizleme yöntemleriniz varsa aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.